Merhabalar, hoş geldin. Standart sorular ve çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuza bir bakalım. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen buraya bakalım. Şöyle bir hamle yapabiliriz. 2x'i, eksi 2x'i karşıya atalım ki artı 2x olsun. 6 küçük eşittir 2x ve her tarafı 2'ye yani x'in kat sayısına bölelim. 3 küçük eşittir x. O zaman ben şunu diyebilirim. Benim çözüm kümem 3'ten başlar, sonsuza kadar gider ve dahillik var. Şu şekilde yazılabilir. Ya da şöyle de yapabilirsin. Benim buradaki köküm nedir? Yani 2x-2x artı 6 eşittir 0 desem. Buradan 2x eşittir 6 yani x eşittir 3. Ve işaret tablosu çizelim. Dahillik var mı? Var. Bak burada da eşitlik var yani dahillik var. Bundan dolayı içini dolu yapıyoruz. İşaretimiz burada nedir? eksidir. Yani eksiyle başlar. Köke geldiğin zaman değiştir. Artı olur. Ve küçük sıfır demişiz. Bak dikkat et küçük sıfır. Yani negatif tarafı tarıyoruz. Bu da aynı şekilde 3'ten nereye kadar? Sonsuza kadar gider manasına gelmektedir. Bu şekilde istediğin şekilde çözebilirsin. Yani aradığım cevap D seçeneği olur. Şimdi geldim ikinci soruya. Bu sefer ikinci dereceden verilmiş denklemim. İfadeleri bir tarafa topla. Hemen eşitsizliğin bir tarafında topluyorum. x kare eksi 3x. Eksi 3x'i bu tarafa attım. Artı x kaldı. 4x'den 3, 3x çıkardım. Artı x. Sabiti de attım. Eksi 2. Buradan da büyük sıfır şeklinde bir ifade geldi. Bunu çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Hemen çarpanlarına ayıralım. x'e x. E x 2'ye 1. X artı eksi desem çapraz çarptığımda ortadakini elde edebiliyorum. Ve hemen köklerimi yazıyorum. x eksi 1 eşit 0'dan x eşittir 1 geldi. Ya da x artı 2 eşittir 0 dediğimde x eşittir eksi 2 gelir. İki tane kök geldi. Biri eksi 2 diğeri 1'dir. Ve dahillik yok. Yani içini boş bırakacağız şu şekilde. İşaretime bakıyorum. Artı ile başladı. x kare derecesi en büyük olana göre işaret seçiyorum. Artı ile başlıyor. Geldiğim köke değiştir eksi. Geldiğim köke değiştir artı. Ve ne demişiz? Bak dikkat et. Büyük sıfır. Büyük sıfır. Yani şu e, pozitif olan kısmı alıyorum. Yani şurayı şurası ve şurası olacak. Büyük sıfır yani pozitif taraf. Buradan da o zaman şunu söyleyebilirim. Eksi sonsuzdan, eksi sonsuzdan nereye geliyorum? Eksi ikiye. Ama dahillik yok. Birleşim. Birden sonsuza. Şimdi şıkları incelediğimizde böyle bir şık yok. O zaman bunun farklı bir şekilde başka bir şekilde ifade etmiş bunu. Şöyle çözüm kümesini başka bir deyişle şöyle de yazabilirim. Reel sayılardan bak buraya dikkat et. Şu aralıkları eğer burada dahil değilse reel sayı sayıdan çıkardığın zaman dahil olarak kalıyorsun. Eksi 2 ile bir aralığını çıkarıyorum. Bu da E seçeneği olacak. Tekrar ediyorum. Ya şıklarda bu şekilde verir ya da reel sayıdan bu boşta kalanı çıkarıyorum. Boşta kalanı çıkardığın zaman da reel sayıdan çıkarıldığı zaman eğer burası dahil değilse burayı dahil alırsın. Burası dahil değil, dahil alırsın. Normal şartlarda dahil değil ama reel sayılardan çıkarınca dahil olacak şekilde alırsın. Geldik bir sonraki ifademe. Üçüncü soruda bana şunu söylemiş. x 3 çarpı x artı 3 küçük 0. Bu iki kare farkıdır ve bu şekilde ifade edilir. Köklerimi yazdığımda x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3. Şimdi işaret tablosunu çizelim. İki tane kökümüz var. Önce küçük kökü yazalım. Sonra büyük kök. Küçük kökümüz eksi 3'ten büyük kök 3'tür. Ve dahillik var mı? Dahillik yok. Dahillik yok. Dahillik yok. Dikkat et x karenin katsayısı pozitif. O zaman artıyla başlarım. Artı başlıyorum. Artı, eksi ve artı dedim. Bana ne demiş? Bak dikkat et. Küçük sıfır küçük 0. Yani negatif tarafı tarıyorum. Aynen şurayı taradım. Bu da ne demek oluyor? Eksi 3 ile 3 aralığında dahillik olmadığı için şu şekilde yazılır. Bakıyorum hangi seçenekte var? Bu da A seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Geldik soru 4'e. Soru 4'te eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada yapmamız gereken ifadeleri bir tarafa toplamak. Yani x kare eksi 6x artı 9 küçük 0. Buradan da ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. x eksi 3'ün karesi küçük sıfır. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. Ve buradan x eksi 3 sıfıra eşit dediğimde x'in 3 olduğunu söyleyebilirim. Dikkat ettiysen üssümüz çifttir. Bak dikkat et çifttir. Yani burada çift katlı kök vardır. Çift katlı kökte şöyle yıldız atıyorum üstüne belirteyim. Şöyle 3'ü yani kökümü yazdım. Zaten tek bir köküm var. 3 ve çift katlıdır. Dahillik olmadığı için şöyle içi boş olacak şekilde yazarım. İşaretim de artıdır. Artıyla başlıyorum. Çift katlı kökte işaret değişmez. Artı olarak devam eder. Soruda bana demiş ki, bak dikkat et. Küçük sıfırı alıyor. E küçük sıfır yok burada. Küçük sıfır yok. Yani negatif bir şey yok. Bundan dolayı çözüm kümemiz boş kümedir. Yani C seçeneği doğru cevabımız olur. Geldik soru 5'e. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir bakalım. Şimdi bunu çarpanlarına ayırmaya çalışıyorum. Çarpanlarına ayıramıyorum. Bir delta'ya bakalım bunun kökü var mı yok mu? Delta'ya baktığımızda delta neydi? B kare eksi 4 A C. Şurası A, şurası B, şurası C. B kare 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı A 1'dir. B C de 7'dir. Buradan da çarptım kaç geldi? 9 eksi 28 mi? 9 eksi 28. Bu da ne geldi? Eksi 17 geldi. Yani delta küçük sıfır. Delta küçük sıfırsa reel kök yoktur. Reel kök yoktur. Kök yoktur. Reel kökümüz yoktur. Peki ben işaret tablosunu çiziyorum. Kök olmadığı için kök çizemiyorum. İşaretim neyle başlıyor? Artıyla başlıyor. O zaman artıyla başlıyorum. Kök olmadığı için şöyle hep artı olarak devam edecek. Devam edecek. Bu da tüm reel sayılarda sağlandığını göstermiş olur. Geldik. Ha sorumuz bitti. Şimdi geçelim ÖSYM tarzı sorular ve çözümlerinde görüşmek üzere.